Hepinize selamünaleyküm sevgili arkadaşlarım. Hepiniz tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün annem neler eder? Sabahleyin kalktım. Bugün şöyle çocukları gezmeye çıkaracağım. Bugün dolaştıracağım çocukları. Ablam da erkenden mısırları biçmeye geldi. Annem de şöyle sabahtan erkenden şöyle kavurmayı koymuş, kavurma koymuş. Şöyle göstereyim sizlere de. Hazırlayayım o zaman bu. O acaba bir yerden geldirmiş de. Değil mi? Yanına bir soğan edersin. Nasıl görüyorsun? Aynen öyle. Aynen öyle. Şöyle biraz annem kavurma koymuş. İşte doğrayıp koymuştuk arkadaşlar ikinci günü. Bugün annem şöyle dışarıya koyayım kızım da dedi. Pişireyim dediydi akşamdan. Ben kalkana kadar yapmış zaten. Evet annem. Olacak ne olursa hem odun ateşinde güzel olur. Onun için de ya. Şöyle akşam da evin başında bir çay içtik. Saat 1 miydi bilmem evin başında indiğimizde. Yün yağmur yağdığı için bayağı ayazdı evin başı. Babamın inesi gelmedi. Ondan sonra annemin de inesi geldi. Bugün hayret ediyorum. Gerçi babam uyuyordu biz indiğimizde. Baba hadi gidelim dedim. Uyku sersemiyle inesi gelmedi. Genelde annem olmadı mıydı? Durası gelmezdi yukarıda mı? Biz bu akşam yorgun uyudu. Ondan sonra bir sefer kalkmış diyecek abi. Bir de yorgan bir de örttüm üstüne üşümesin adam diye. Onda kıpırdamamış baksana yorgan diye iki taneydi diye kıpırdamadım denemedim diye. Kıpırdamasın enişte ya diye ben de ayazdı hanım bayağı ayazdı gece. Nasıl baba yukarısı soğuk muydu gece? Bizim çok güzeldi kızım. Güzel miydi? Yorgan ben bastım kıpırdamıyor. Kıpırdamıyor. Bastım öyle bir şey yaptım. İşte annem iyice kıpırdanma diye üst üste örttü. Yok. Seni kıpırdanıp açılmasın hasta olmasın diye örttü. Nasıl bastırdı? Temsil etler vardı, kol çaldım. He. Oradan gelmez oldu. Sabah alamıyor, tabii onu sersen izliyor, karanlıklar gelmeye başladı. Onun yüzünü örttüm. Onlar da üç vardı yalı çalışıyor ayol. Şimdi annem diyor, kızım diyor gece sinekten oynuyor. Sabahla diye ayrı bir gara sinek var diyor, kocaman kocaman diyor. Gündüz de normal gara sinek var. Ben de diyorum anne diyorum üç vardı yalı çalışıyor o zaman sinekler diyor. Kovu çalıyoruz anam. Onu çaldık mı yaklaşmıyorlar. Kıskine kovucu bir şey. Ayaklarımızı dokundur oraya da kovu. Hmm. O zaman da iyi. Valla gündüz gara sinek çok oluyor köy yerinde. Ne yapalım? Ondan sonra gece de sivrisinekten yakarcadan yatılmıyor. Ben namaz kıldım mı evin içerisine ben orada duruyorum ya. Yatayım valla acına. Bayağı bu sineklere ilaç çalarsam ama çalmazsa yatma yok. İşte yoksa yatırmıyor. Valla dışarıda fışır fışır yağmur yağıyor olsa arkadaşlar biz klima açıyoruz yazın. Neden? Çünkü Zeynep'in de çok alerjik bir vücudu olduğu için hani kanını çok seviyor çocukluğundan beri. Çok seviyor Zeynep'in kanını. Böyle küçükken her geldiğimizde muhakkak yüzünde kocaman kocaman sinek yerdi yani. Bir tane sinek olsa koskoca evde gelir onu yerdi. Çok sever kanını. O yüzden hep klimayı açık gece yani klima açık olmadan Zeynep de uyuyamıyor. Yağmur da olsa ne olursa olsun illaki klimayı açıp uyuyoruz. Çünkü yazın sineklerden uyuyamıyor. Bir de ufacık yediği yeri kocaman şey yapıyor hani kıpkırmızı ediyor şey. Kanını çok seviyor Zeynep'in. Eskiden şeye çare vardı sivrisineğe çare vardı cibindirik kurardın. Tel takardın, telden girmezdi. Ama şimdi bir de yakarca var. Yakarca ne telden dayanıyor ne şeyden giriveriyor hemen içinde. O nereden cibindirikten giriyor sana? De. Telden giriyor herhalde. Giriyor giriyor. Telden de giriyor, cibindirikten de giriyor. Bizim hanım çalıştı geliyor işte. Tabii. İşte malın oldu muydu? Ne bayramını bilir, ne seyranını, ne cenazeni bilir. İlla ki. İyi yapmışsın abaya. Çekeyim mi seni? Çok mu belli perişansın? Ben müsait değilim diyor biraz önce. Olsun varsın burası köy yeri. Olsun. Bizi izleyenler de bizim gibi izlesin zaten. İzlemeyecek olanlar da izlemesin. Ya ne yapayım anne sabah bakıverdim sağdım sütüm işte. Sütü koydum sütçüye. Dedim sabah erkenden alayım yedim.
İyi yapmış. İyi yapmış. Yağmur yağdı. Çok güzel yağdı canım. Dün yağmur çok güzeldi maşallah. Birazdan yemyeşil şu an. Hayır tabii çok güzel. Böyle içine oturacaksın. İçine oturacaksın takmayacağım. O kadar güzel. Çayın içeceksin içinde. Ha, biz bayağıdır akşamüstü çayımızı da içmiyoruz bahçede. Fırsat olmadı. Geldi yapalım. Kömür efemizi. Neydi o? Duman efemizi yakalım. Senin meşhur duman efeyi. Tamam. Bir gün deneyelim. Yapalım. Yanına bir de börek mi yaptık o zaman? Ete doyduk artık. Ete doyduk. Etmedik. Yesimiz yok gar. Çanlarım falan eski. Çanlarım falan çekme. Olsun varsın. Olsun varsın. Köy yerinde ne olacak? Çalıştığı yerde. Herkesin bayramı mübarek olsun bu arada. Zamanında kutlamadım arkadaşlar. İşte köyde işten güçten derken yoğun işte. Geçti bizimki biraz yoğun geçtiği için. Yani ikinci gün zaten sabahtan akşama kadar buradaydın babam gibi hikayeni hallettik. Birinci gün hem kendiniz ki. Zaten market yoğundu. He. İkinci gün işte kesildi, doğrandı, poşetlendi, kondu, kimini dağıttık. Bugün de üçüncü günü. İşte sabahtan ota başladık bu yol. Bakalım zamanını gösteriyor. Azıcık gezebilirsek gezeriz. Allah izin verirse. Aynen. Bugün de azıcık çocukları dolaştıralım dedik. Bakalım. O yüzden şöyle, ablam hemen dedi yiyeceklerini içeceklerini mallarını koyayım dedi. Aç kalmasınlar. Evet. Büyükleri ziyarete gidebilirim. Ama akşam üzeri de gidebilirim. Azıcık gezdirelim gelelim. Olmazsa çocukları. Aynen öyle. Akşam üzeri geldiğimizde Allah izin verirse. Çay mı içiyor mu bakın? Çay içiyor çay içiyor. Çayı getirip var geleyim ben dur. Valla beni Recep de bekliyor evde şimdi. Karnım açıp tutuyordur zaten olsun, o. Olsun olsun. Hayır ya sabah mallara baktım. Dur ben çayı alıp da yiyelim. Direkt şey yapacak. Kahvaltı yapacak. Yap ne oldu? Var mı şunu sever de bana tabii. Getiriyor mu anne? Ya, anne mutfakta. Bizim buralarda dünün karışıklığı var ya. Evin önünde oldun muydu hiç karışıklık bitmiyor. Ha kavurma koymuş abla. Hoppa inşallah kapağı düşürmeden. Vallahi akşam arkadaşlar dün dediğim gibi kıymayla uğraştık. Verecek olduğumuz yerlere verdik. Birkaç yere daha vereceğiz ama onu Antalya'ya gidince vereceğim. Onu dolaba kaldırdık, koyduk. Şöyle, saat kaçtı? Akşam ezanı okunduydu. Babam kelleyi çok sever. Kelleyi çok sever. 3 tane kelle vardı. Onları üteceğim diye var ya, ablamla biraz uğraştık. Ondan sonra ablamın mal bakım saati geldi. Ablam gitti. Ben de dedim yarın dedim anne uğraşalım dedim ben de. Onu da akşam ezanı okundu. İyice gözükmüyor tam hani şeyle neydi o hürbüzle üterken kellelerde. Ondan sonra koyuyordum ben de. Yo, sonrası ya sen geldiğinde yaparız ya annemle yaparız diye kaldırdım koydum ben de. Yapılır. Çünkü akşam ezanında karanlaştıydı gar gözükmüyordu. Yapılır ya duradursun. Dün ben de vardım sütçe gitmiş zaten. Gitmiş mi ne yaptın? Dönüşünle çattım bereket. Ha dönüşüne verdin. Hani şey oluyor bu sefer hani içine buz atıyorsun ya dolaba koymak zorunda kalıyorsun. Ha bir yol nerede zapt edeceksin sütü bir yol aynen bozulur kesilir diye korkuyorsun. Uğraşana kadar hani yetiştim gene sonunda yetiştim. Bir bakalım çayımızı içelim dur ben çayı alıp gelen annem getiriyor herhalde gerçi de. Şöyle annemin kavurması pişti. Şöyle kavurmayı aldık. Şöyle şimdi bunları annem tepsiye dökecek. Tepsi de şey yapacak. Ne o? Saldığında. Donduğunda. Böyle bölüp bölüp babam diyalog merkezinden geldiği zaman hazır olacak. Hazır yemek olur adam. Hangi sosa gelenimiz oldu mu zırı olur hemen. Alacak mı anne? Yağının acını döküyoruz olmaz. Getireyim bir kap daha sana. Getireceğim herhalde ama o şey çantası. Dur getireyim gene. Al anne. Evet.
şekilde 1-2 gün duracak. Ondan sonra annem şöyle kesip kesip kalıp kalıp koyacak kavurmaları. Doğacak anam bu. Doğdu muydu? Doğacağın üstüne götürelim. Orada yarın sabaha kadar doğar. Ondan sonra her sevrip tepsiye böyle kalıp kalıp yiyeceğimiz kadar yiyeceğiz. Tamam. Tamam annem. Arkadaşlar bu sene annem gel iki tane kestiler. Hem annem kesti hem babam kesti. Allah kabul etsin. Payımızı verdik. Kalan da böyle azıcık azıcık işte bunu herkes yapıyor. Kimisi de diyor geçen seneki video işte hani kurbanı kesip dağıtılacakmış diyor kimisi. Zaten gelene veriyoruz. Zaten gelene de veriyoruz. Verdiğimiz yerler, dağıttığımız yerler de oluyor. Hani muhakkak zaten kurbanda kendimiz de yiyoruz. Bu şekilde yapıp da koyuyoruz da yani. Gelirler toplama, öyle de veririz. Yani köyde toplamaya gelenlere de veririz. Ondan sonra hani ayırdığımız paylar da var. Onları verdik. Yine biraz difrize koydum ben Antalya'ya gittiğimde vereceğim. Bu şekilde canlar. Şimdi bunları ben bir kaldırayım anne. Şöyle göstereyim tekrardan. Güzel oldular gayet. Cırcırcır böcekleri başlamış yine. Hayır cırcırcır böceklerinden de yaz geldi miydi? Şöyle biraz domates toplamaya geldim. Ne taraftan alayım? Şuradan alayım. Anacığımın domatesleri. Buradan ters geliyor. Şurada alayım bari. Nerede ötüyor bu? Tam kulağımın dibinde. Şurada. Kıpırda değil mi uçsun? Heh, uçtu. Oraya kondu bir yol. Maşallah pek güzel oldu annemin domatesler. Bir de nerede? Şöyle yeterli bana. Akşama taze taze koparalım. Şöyle salatasını yapacağım ben bunu. Şöyle
şuradaki mısırlar da bayağı olmaya başlayık herhalde. Sanki dışından öyle hissediyorum, bakmadım ama bir tanesine bakalım bir sizlerle. Bakalım. Daha süt ama bayağı dişlenmeye başlamış. Bakın. Şöyle 3-4 güne falan bu taraf olur. Bu kısım erken olacak. Şu sebzenin kenarındakiler. Bu kısım erken olacak. Neyse. Gidelim bakalım canlar. Akşam salataya yeter bana bu kadar. Çok bile. Pek güzel olmuş domateslerde değil mi? Vallahi.